arkadaşlar, herkese selam. Bugün yeni bisiklet günüm. 20 gün önce sipariş verdiğim Specialized Shinawo Expert Professional elektrikli dağ bisikletinin teslim günüydü. Ve bisiklet bugün elime ulaştı. Bu Covid'den dolayı normalde çok daha hızlı gelmesi gereken teslimat 20 günü aldı. San Francisco'dan geldi bisiklet. Bisikletin aldığım fiyatla değeriyle alakalı, taktığım parçalarla alakalı videonun sonunda bir bilgi olacak. Şimdi hızlıca bisikleti kutu açılımını yapalım. Nasıl gelmiş, neleri yapmamız gerekiyor bir bakalım hızlıca. Ondan sonra bisikleti kuralım ve sürüşe hazır hale getirelim. Hadi bakalım, görüşürüz. Evet arkadaşlar, bisikletimizi kutumuzu açmaya başlıyoruz. Kutuyu kaç gece önce açıyoruz. Evet, bayağı bir uzun süre sürdü bisikletin teslimi. 20 gün önce satın aldım. Fakat anca geldi. Sağ olsun. Covid'den dolayı siparişler bir 10 gün gecikti. Thanks for the order. No problem canım. Evet, işte yavru burada. Haydi bakalım. Arkadaşlar, tekerlek 2.8 tubeless ready, 27.5. Tabii ki bunların içindeki şambeller çıkartılıp tubeless yapılacak. O da arka tekerlek. Şu basınca alın önce. Aç. Rakşaksın. Adaptörleri, ön forkun, bunlar yedek siboplar, kullanma kılavuzu, cakcuk, şarj aleti, çıkmış bayağı şarj aleti de. Dandik pedallar, benim ilaççı kaliteli pedallarım var, metal ve plastik pedalla gelmiş. Bu da şarj adaptörü falan filan.
elcik grip. İngilizce adı grip. Handle grip. Türkçe adı elcik dediğimiz materyalleri takacağız. Evet. Buradaki en dertli şu andaki proses bisikletin lastiklerinin tubeless'a çevrilmesi. Şimdi tube yani şamrel, tubeless demek de şamrelsiz demek. Yani bu şamrelsiz lastik ne demek? Lastik patladığı zaman içine bir sıvı koyuyorsunuz. Şöyle göstereyim, şu sıvıdan. Böyle garip beyaz bir sıvı. Bu sıvı şamrel yerine bisikletin jantının içinde dolaşıyor. Dolayısıyla lastiğe herhangi bir diken, çivi, bu tarz bir şey girdiği zaman o sıvı hemen o deliği kapatıyor. Ve siz yolda kalmıyorsunuz, yola devam ediyorsunuz yani. Evet, şimdi tubeless ready ne demek? Tubeless ready arkadaşlar, jantın normalde şeyli jantlarda, şamrelli jantların içinde böyle bu spoke delikleri vardır, bilirsiniz. Tubeless olmayan şamrelli bisiklet lastiklerinin içinde şey oluyor. Şu spokeların girdiği delikler, yani oradaki parçacıklar oluyor. Oraların kapatılması gerekiyor bisikletin lastiğinin tubeless'a çevrilmesi için. Şamrelsiz, hiç lastiksiz hale gelmesi için. Tubeless ready de şu demek. Bakın burada kendiliğinden, bakın bu delikleri kapatılmış. Görebiliyorsunuz umarım. Böyle bir bant çekilmiş. Normal şartlarda eğer bu tubeless ready olmasaydı, bu bantı biz 3M'in bantları var, onlardan alıp düzgün bir şekilde çekerek bütün buradaki delikleri kapatmamız gerekiyor. Çünkü biz buraya sıvıyı doldurduğumuz zaman sıvının buralardan kaçmaması lazım. Dolayısıyla bu tubeless ready olduğu zaman işte şu bant olmuş oluyor. Şimdi benim burada yapmam gereken tek şey, buradan şamreli içinden çıkaracağım. Ve şamreli içinden çıkarıp sıvıyı koyup, lastik sıvısını, tubeless sıvısını koyup lastikleri tubeless haline getireceğiz inşallah. Evet, şu normalde plastik dalgadan bir tane daha olması gerekiyordu bende ama kırıldı sanırım, o yüzden biraz zorlanacağız bunu çıkarmakta. Şundan bir tane daha olsaydı çok daha iyi olacaktı. Neyse, onu da iş görecek galiba. Hoppala, evet. Evet, şamrelimizi çıkardık arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken, lastiğin zaten bir tarafı takılı. Hemen bu arada burada bizim spoklarımız vardı. Nerede? Burada. Sağ olsunlar, tubeless ready olduğu için spok da göndermişler. Evet, spoku takıyoruz önce. Konuşmalar sibop der gibi. Bunu taktıktan sonra sibopumuzu taktıktan sonra sıra geldi sıvıyı koymaya.
Arkadaşlar sıvıyı ne kadar koyuyoruz? Yani göz kararı. Ben şu anda şuralarda 450-300 ml civarlarında ya, tamamını koyacağım ben bugün. Şöyle. Bunu. Dikkatlice lastiğimizi takıyoruz. Evet, burası sıkıntılı bölgesi. Burada bu plastik dalgalar çok işe yarıyor. Evet, işte bu. Şimdi tubeless lastiğimizi kuvvetli hava vermemiz gerekiyor. Kompresör olmadığı için şu anda yanımda. Kompresör garajda. Pompamın bir ayarı var. Şöyle yapıyorum. Ve pompamın içine hava dolduruyorum. Bakın şurada pompanın deposu var. Buraya hava doluyor. Bakın 100 bar ne bu? Tabii 100 psi, 110 psi hava var şu anda onun içinde. Şimdi şöyle yapacağız. Bakalım bunun ucu Cresta'da. Şunu koyduk. Taktık. Şu vanayı açtığımızda içindeki hava lastiğe boşalacak. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi havaya basmaya devam ediyoruz. Şu anda şişirdikten sonra şöyle içindeki sıvıyı yayıyoruz. Ön lastik tamam. Şimdi arka lastiğe geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bisikletimizin kurulumu hemen hemen bitti gibi. Ufak ince ayarlar yapacağım ama ondan önce şu frame korumalarını bir takmak istiyorum. Bunlar böyle. Frame koruması.
Evet arkadaşlar, kurulumuzu yaptık. Canavar burada. Gördüğünüz gibi stikerlerini yapıştırdık. Koruyucu stikerlerini. Kurulumlarını yaptık. Lastiklerimizin gayet iyi taş gibiler. Fender'ımızı, yani çamurluğumuzu taktık. Lakşaksın. Uzunlar çamurluğu. Bisikletin özellikleri şöyle. 180 ön fork, 180 orta şak, 27.5 jant, SRAM GX, 11 hızlı rear derailleur, arka fren, vites değiştirici var. Yine remote kontroller de SRAM. Frenleri SRAM Corporal R. Böyle, şöyle göstereyim. Mesela şurada bir güzel bir Specialized'ların özellikleri var. Sürük kendiliğinden geliyor zaten. Şurada bakın şöyle bir olay var. Şuradan bir şey çıkıyor. Akıllı bir alet çıkıyor. Sürük buraya geliyor. Aynı zamanda şurada da gördüğünüz gibi, bakın burada da şu an açamıyorum ama şey var, Easy Link denen, hani bu zincir attığında hareket eden zincir, çıkardığımız kilitli zincir var ya, o zincirin parçalarından var. Hani kırılır da bir şey olursa buradan alıyorsunuz, buradan açtığınız zaman onun içinden çıkıyor. Kendiliğinden Specialized'ın böyle güzel özellikleri var. Aynı zamanda şöyle, koltuğunun da şu özelliği var. Orijinal Specialized dropper postu. Bakın normal şartlarda böyle olduğu zaman biraz kafa yukarıda, koltuğu tırmanışa geçtiğinizde, kaldırdığınızda kafayı öne eğiyor. Yani tırmanırken biliyorsunuz, ne kadar koltuğun burasında önünde oturursanız, ağırlığınızı öne verirseniz, yokuş çıkarken çok daha rahat tırmanırsınız. Ama aynı şekilde inişlerde de bir o kadar şey yapmanız lazım. Koltuğun açısının dik olması lazım ki kendinizi koltuğun arkasına rahat verebilin. Dediğim gibi bu indirdiğimiz zaman, koltuğu remote kontrol ile indirdiğimiz zaman, koltuk şu anda böyle duruyor ya, böyle duruyor. Kaldırınca da başını eğiyor. Böyleydi bisiklet kurulumumuz. Hayırlısıyla inşallah yarın ilk turumuzu yapacağım. Şimdi pilini, bataryasını şarja takacağım. Biraz dolum yaptıktan sonra, güneş çok tepede, güneş çıktıktan sonra ilk turumu atacağım. Böylece arkadaş YT Kaplan'ın yanında bizimle birlikte olacak. Specialized Kinevo Expert ile ilgili video çekimlerimiz devam edecek. Şimdi gelelim fiyat bilgilerine. Bisiklet ilk çıktığında 2019 senesinde, geçen sene 7400 küsür dolardan satışa çıktı. Specialized'ın Enduro diye bir modeli var. Biliyorsunuz Specialized'ın iki modeli var. Biri Stamp Jumper, daha çok 150-160 milimetre civarlarında ön açısı, fork açısı. Bir de Specialized Enduro var. Enduro daha downhill'e yakın. Enduro adı üstünde, Enduro bisikleti, ama ön açısı 180 milimetre. Bu da Kinevo. Bir Kinevo var, bir Levo var, Specialized elektrikli. Levo Stamp Jumper'ın elektriklisi, Kinevo da Enduro'nun elektriklisi. Yani elektrikli 180 milimetre. Ortada coil shock Ohlins'i var biliyorsunuz. Rockshock Lyric'i var 180 milimetre önde. Dolayısıyla güzel bir kombinasyon. Bu bisikletin şu anda Specialized'ın Amerika'daki web sitesindeki satışı 6400 küsur dolar. Teksiyle, yani vergisiyle birlikte 7000 dolar civarına geliyor. İlk çıktığında 8000 dolar civarlarına geliyordu. Bir siyahı var, bir mavisi var, ama benim yine siyah. Biliyorsunuz benim YT Kapram da siyah. Siyahtan gayet memnunum. Dolayısıyla bu rengi seçtiğim için, bu rengi bulabildiğim için medium'unu, çok memnunum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Specialized Kinevo'lu günlerde görüşmek üzere diyorum.